Bismillahirrahmanirrahim. AÖS İlahiyat Arapça 1. 2013 yüz dönem sonu sınav sorularının çözümü. Soru 1. Bu cümlede altı çizili kelimenin eş anlamlısı nedir? Hanne, ahanne, ahinnu. Şiir muzari nefsi mütekellim vahde kalıbıdır. Özlem içermekte, hasret içermektedir. Aynı manayı eştakta da görmekteyiz. O da yine özlemek manasında, iştiyak manasındadır. Dolayısıyla D şıkkı olmaktadır. Bu tamamıyla kelimenin manalarını bilmekle alakalı. Yani manayı bilmişseniz çözmüşsünüzdür. Başka bir şey yok bunda. 5'e baktığımızda Cem'i müennes salim ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cem'i müennesle alakalı verilen bilgilerden hangisi yanlış? Cem'i müennesin ne olduğunu ben videolarda defalarca anlattığımı düşünüyorum. Çözebilmeniz gerekirdi. Çözemeyen varsa yanlış yapmıştır diyelim. İsimlerde İrab videosunun izlemesini kendisine öneririz. Müsret, tesniye, cem'i nedir? Bunlara bakması gerekir. Cer halindeki İrab alameti kesredir. Doğru mu? Cer olursa kesre olur. Cem'i müennes nasıldı? Açık bir T, sağında elif var. Bu şekilde biten kelimelere Cem'i müennes salim demekteyiz. Cem'i yani çoğul, müennes yani dişil, salim yani kırık değil. Kalemun, eklamun gibi kırık çoğul değil, kurallı çoğul. Dik bir elif var, sol tarafında da açık bir T var. İşte şuradaki kelime gibi yani. Hemen örneğini de burada verelim. Cem'i müennes salim çok yaygın bir kelimedir. Örneğini alttaki soruda görmektesiniz. Muhavelatun açık T kelimenin son harfi. Sağında da dik bir elif var. Bu şekilde dik eliften sonra T gelmiş ise kelimenin sonunda ona Cem'i müennes salim deriz. İşte diyor ki İrab alameti cer halinde kesredir. Doğru mu? Doğru. Nasb halindeki İrab alameti fethadır diyor. Daha önce dediğime eminim. Tekrarlayalım. Cem'i müennes salimler hiçbir zaman fetha almazlar. Hem de hiçbir zaman. Asla almazlar. Dolayısıyla yanlışlık budur. Daha üzerinde fazla durmaya gerek yok. Yanlıştır. Fetha almaz. Buna göre diğerleri doğrudur. Soru 2. Hangisinde ilk kelime semai müennes, ikinci kelime mecazi müzekkerdir? İlk kelime semai müennes olacak, ikinci kelime de mecazi müzekker demiş. Buna göre bakalım. A şıkkı harbun aynun semailik söz konusu değil. Aynun gerçi semaidir ama yani müzekker değildir. Müzekker olacak dedi. Ayn burada müzekkerdir. B şıkkı cebelun bahrun. C şıkkı narun maun. Narun maun doğru şık. Neden? Nar semai müenneslerden bir tanesidir. İlk kelime bu. İkinci kelime olarak soldaki maun gelmektedir. Mecazi müzekkerdir. Yani hakikaten müzekker olabilir mi? Narun ateş demek. Cehennem demek. Maun su demektir. Su gerçekte eril midir? Yok. Gerçekte dişil midir? Yok. Yani gerçek manada baktığımızda suyun bir erilliği, dişilliği söz konusu olamaz. Ama nedir? Mecazen müzekkerdir. Müzekker kavramı altında, o başlığın altında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla ikinci sorunun cevabı C olacaktır. Nar kelimesi zaten semai müennesler arasında geçmektedir. Semai müennesleri gerçekten Arapça öğreneceğim diyen herkesin ezbere bilmesi gerekir. Ama bu sınavlar için gerekir mi? Baya bir kelime onlar. Bu sınav için ezberlemezseniz işte bir soru bilemediniz, iki soru kaçırırsınız. Karar tabii ki sizin. İkiye baktığımızda altı çizili kelimenin eş anlamlısı sorulmuş. Altıncı soruda. Akıbet. Bunun eş anlamlısı olmakta. Akıbet. Telet. Sünbe telet de eş anlamlıdır. 3'e baktığımızda Elif-i Memdude mühendislik alameti olarak yer almamış bir şık söyleyin diyor. Hangisi olur? Evvela Elif-i Memdude nedir? Onu hatırlayarak başlayalım. Dik bir elif, sol tarafında da kırık bir elif var. Kırık bir hemze var diyelim. Dik elif, solunda da hemze var.
Buna elif-i memdude diyoruz. Uzatan elif, öyle değil mi? Es-sevda-u. Es-sevda-u. Uzatıyoruz. El-amya-u. Peki ne diyor? Müenneslik alameti hangisinde değil diyor. Hangisinde müenneslik manası içermemektedir? Bunu bilebilmek için şunu bilmek gerekiyor. Buradaki elif-i memdudeler nerede zait, nerede asli, bu sondaki elif-i memdudenin, onu tespit etmek gerekir. Mesela esvedü sevdau. Buradaki sevdau nedir? Zaittir. Çünkü esvedü müzekkeri, esvedü kelimenin son harfi asli olarak da baldır. Diğer gelen şu elif-i memdude de zaittir, eklenmiştir, ektir. Dolayısıyla nedir burası? Mühendislik alametidir. Çünkü ilavedir, asli değildir. Yani elif-i memdude istersen geriye bir kelime kalır. Esvedü kalır, esved siyah kalır. B şıkkı el-amya'u. Şuradaki elif-i memdudeyi silersem geriye kalan kelime asli bir kelime midir? Evet, asli bir kelimedir. Yani elif-i memdude zaittir. Dolayısıyla yine müennislik alametidir. C şıkkı beyza'u. Beyza'u elif-i memdudesi yine zaittir, eklemedir, ilavedir. Sonradan katılmıştır. Çünkü ebyezu bunun müzekkeri. Ebyezu diye bir kelime var, beyaz demek. Es-sema'u. Sondaki elif-i memdudeyi silersen seme diye bir kelime kalır veya esme hemze katar. Böyle bir şey yoktur. Çünkü sondaki elif-i memdude kelimenin aslındandır. Maden ki aslındandır. O zaman buradaki elif-i memdude mühendisliği sağlama amaçlı gelmemiştir. Kelimenin aslındandır bu. Dolayısıyla aranan şık bu olur. E'ye baktığımızda rizka, rizgun veya rizgatun diyebilirsin. Sondaki elif-i memdude mühendisliği sağlamak için gelmiştir. Aranan şık buna göre D şıkkıdır. Neye bakarak bulduk bunu? Kelimenin aslından mı değil mi buradaki elif-i memdudeler? Onu değerlendirerek gittik. Yedi tedürü dönüyor el arzu yer havle şemsi. Güneşin etrafında döner. El arz yer yani dünya. Burada eşşems kelimesinin irabı sorulmuş. Havl nedir? Zarftır, muzaftır. Eşşemsi muzafın ileyhtir. Mecrurdur görüyorsunuz. Kelimenin son harfi yani sinde esre var. Muzafın ileyh mensup demiş. Hem muzafın hem mensup olamaz zaten. Muzafın ileyh mecrur doğru. Cer alameti fetha mı? Değil çünkü fetha yok bunda zaten. Esre var. Mef'ulün bih ilgisi yok. Mef'ulün bih ilgisi yok. Mecburen e şıkkı deriz. Buna göre 7 e'dir. Dörde bakalım. Aşağıdakilerden hangisi cemi müzekker salimdir? Cemi müzekker salim nereden tanırsın? Cemi müzekker salim kelimenin sonunda bir nun olur. Sağ tarafında vav olur. Bunun nasıldır? Fethalıdır. Kitabun, kitabani, kitabune. Kitabune cemi müzekker salimdir. Cemidir yani çoğuldur. Müzekkerdir yani erildir, salimdir yani kırık çoğul değildir. Müslimun bir Müslüman. Müslimani tesniye Müslimune cemi müzekker salimdir. Katibun katibune. Nasirun nasirune. Fatihun fatihune gibi. Bakalım garaviyune cemi müzekker salim mi? Evet, nereden anladım? Fetha'nın nuna bitmiş, sağında vav var. Cemi müzekker salimler daima böyle mi yazılır? Yo. Bu nun'un sağındaki vav ya da olabilir bazen. Yani kelime nas veya cer halindeyse nun'un sağındaki vav ya'ya dönüşür. Garaviyune değil de garaviyine. Müslimune, Müslimine, Fatihune, Fatihine olabilir. Nun her zaman var mıdır? Nun her zaman yoktur. Cemi müzekker salim olan kelimeyi sen muzaf yaparsan sonundaki nun düşer, gereğine kalır. Garavi yu kalır, nun gider. Ama nun varsa nun daima fethalıdır. Dalibetun olamaz, nun yok, vav yok. Şu iki arıyorum ben. Bir nun sağında vav var, onu arıyorum. Yok, 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 yok. Hiçbirinde yok, sadece A'da var. A doğru şıktır. 8. Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı nedir?
Neyle alakalı? Yine ezber yaptıysanız bilirsiniz. Başka bir yöntem yok. El muntazar, el mütevakka aşıkı doğru seçenek olarak seçilir. 9. Fezzale er racülel kahvete aleşşâhi. Fezzale tercih etti er racülü. Adam el kahveti kahvi aleşşâhi çay üzerine. Yani adam çayı değil de kahveyi tercih etmiş. Yukarıdaki cümlede altı çizili ismin yerine yani el racülü yerine el mer'e getirildiği takdirde cümlenin akışında ne gibi farklılıklar olur? Bir kere er racül kelimesinin müfret müzekker olduğunu, el mer'e kelimesinin müfret müennes olduğunu fark etmiş olmalısınız. Er racül adam, el mer'etü kadın demektir. Kişi demektir. Bunu sen oraya yazarsan madem ki müennes, fiilde ne yapmalısın? Müennes yapmalısın. Yapacağın tek şey bu. Tüfezzilu, fezzalet diye devam ediyor. Fevvale mazi fiil olduğundan muzari fiile geçmenin bir manası yok yani. Bu da olamaz. Olduğu gibi kalır yani. Fevvale, fevvalet, ketebe, ketebet, nesara, nesarat, fetehe, fetehet, haraca, haracet, kefara, kefarat. Anladığınızı düşünüyorum. Kelime üçüncü şahıs müennes yaparsın. Müsret müennes. Fevvalet el mer'etu yaptığında gerisi aynen yazılır zaten. Sabaha kadar maçı izledik cümlesinin Arapça doğru çevirisi ne olur? Şahedna, şahede, faale, yufailu, mufaale babından mazi fiil olur. Başka? Na biz izledik fail burası. Ne izledik? El mübarate maçı. Fis-subhi Subuhi veya subuhi sabahleyin izledi. Sabaha kadar manası buradan çıkmaz. E kadar, a kadar manası yok. Şahedna el mübarate ani subuhi sabahleyin. Bu yine uyumlu değildir. Şahedna hatta subuhi sabaha kadar. Hatta doğru seçenektir. Hatta yine doğru seçenektir. Ama burada ne var? Nüşahidu biz izliyoruz manasında. İzledik değil. Oysa burada izledik geçmiş zaman yani mazi bulmamız istenmiş. Buna göre nüşahidü muzaridir, geniş zamandır izliyoruz olurdu bu seçenek. Bu yüzden doğru bir seçenek değildir. C şıkkı doğrudur. Şahedna biz izledik mazi fiil. Hatta e kadar a kadar demektir. Sabah a kadar. Dolayısıyla C şıkkı doğru seçeneğimiz olur arkadaşlar. 13'e baktığımızda en uygun kelime olarak buraya ne yazılır? Beka ağladı, elverim çocuk. Niye? Neden dolayı? Minel vece'i ağrıdan dolayı fi batni karnındaki. Burada min ne bildirmekte? Denden yani sebebi ifade etmekte. Fil vece'i karnında olurdu. İki tane fe'yi ard arda kullanmak doğru değil. İla e'e kadar, hatta e'e kadar. Alel vece'i yine olmazdı. Min dendan diye çevrilir sebep bildirmekte. Beka el veledü çocuk ağladı. Neden dolayı? Minel vece'i ağrıdan dolayı, ağrısından dolayı. Neredeki ağrı? Fi batni karnındaki. Yani min doğru seçenek. Hangisi ne diyor? Hareke veya harf olarak yazımı yanlış bir mef'ul çeşidi vardır. Bulun bakalım denilmiş. A şıkkından başlayalım. Yanlış harekeleme, yanlış bir mef'ul aramaktayız. Kefe'e, kafe'e, er-reis, kafe fiil, er-reisu fail zaten, merfu. El-fennanine ne olur? Mef'ul olur. Bu kelime neydi? Cemi müzekkerdir. Öyle değil mi? Cemi müzekker salimdir. Bakın nun var. Nunla bitmiş kelime. Sağında ya var an itibariyle. Yani kelime mensup. Cemi müzekker salim diye nunla bitmiş. Sağında ya var. Vavla da bitebilirdi. Vavla bitse merfu olurdu. Ya ile bitmiş. Mensup olmuş. An itibariyle vavla yazılsa yani nunun sağında vav olsa yazım yanlış olur. Çünkü bu kelime nedir? Mef'uldür. Mef'uller mensup yazılmalıdır. Er-reisu merfudur. Görüyorsunuz sonuncu harfte ökse var. Faildir merfudur. El-fennanine kelimesi mensuptur ve mef'uldür. Burada bir yazım yanlış yok. Fiil, fail, mef'ul. B şıkkı
Arafe ya'rifu fiildir. Ya'rifu kullul mücrimine. Evet, kullul mücrimine bisimahum mu yazmışlar? Bisimahum. Az daha yanlış okuyordum. Gerçi ya'rifu diye okuduğumda doğru bir yazılım olmadı. Yu'rafu diyelim biz. Yu'rafu tanınır, tanınır, bilinir, meçhul fiil. Anlaşılır. Kullül mücrimine, her mücrim fark edilir, anlaşılır. Simasından, yani siması sebebiyle, yüzünden belli olur. Meçhul fiil yaptım. Dolayısıyla burada bir meful aramıyoruz zaten. Kül ne olur? Naibu fail olarak yazdım. El mücrimine muzafun ilektir. C şıkkı ne arıyorduk? Yanlış bir şey arıyorduk. C şıkkı nusalli, biz namaz kılıyoruz. Nusalli fiildir. Nahnu gizli zamir faildir. Rek'ateyni mef'uldür. İki rekat namaz kılıyoruz. Fil fecri sabahleyin. Sabah namazında iki rekat namaz kılarız. Bir yanlış var mı? Yok. Nusalli fiil. Nahnu fail. Rek'ateyni mef'uldür. Nasıl bir mef'ul? Tesniye bir kelime. Esreli nunla bittiğinden tesniye olduğunu çıkardım. Nunun sağında ye var. Ye varsa bu kelimenin mensup ve mecrur, ikisine de uyumlu olduğunu gösteriyor. Sağında harfi cer yok, muzaf yok, bir yerin sıfatı değil, işte atıf beyanı değil, bedeli değil vesaire. Sonuçta nedir? Mensuptur yani. Mensup olarak ele alıyoruz. Çünkü mef'uldür. Bu yüzden mensuptur. Bir yazım yanlışı söz konusu değildir. D şıkkı la yuhibbu, sevmez ahadın, hiçbir kimse. Neyi sevmez? Kimi sevmez? El kazibune yanlış olur. Kazibine olmalı. Nun'un sağında vav değil de ya olmalıydı. Kazibune, kazibine. Cem-i müzekker salimdir. Yukarıda geçmişti yine. Yukarıda iki defa anlattığımı düşünüyorum. Bu üçüncü olarak karşımıza çıkıyor. Bir burada vardı, bir de yukarıda yine geçmişti. Kazibine, bu ne değil, yanlış yazdım. E şıkkı saffaka fiil. Burası fail olur. Bakın nunla bitmiş. Sağında vav var. Merfu yani. Dolayısıyla faildir. Ellaibine mef'uldür. Bakın nunun sağında ya var. Yani mensuptur. Aranan şık D şıkkı. 14'e baktığımda aşağıdaki cümlelerden hangisi harfi cer ve mecruru bakımından doğrudur? Demek ki yanlış olanları da var. Haddesna an ebuke. Haddesna, haddese fiil, nabiz faildir. Haddesna, biz bahsettik. An ebuke, senin babandan konuştuk. Kem sa'aten ta'melu fi yevmen. Başka Mahmudun, Mahmud nedir? Mühendisin, mühendistir. Ve ya'melu ve çalışır fi şirketi hani. Kebiratan, iki büyük şirkette çalışıyor. Ezhebu ila amili bil hafiletani. Malikun Malik zehebe, gitti ile suğbi çarşıya kadar. Burada da doğru şık olarak E şıkkı gösterilmekte. Harfi cer ve mecruru bakımından doğrudur diyor çünkü. Doğru olması bakımından burası. Mesela yanlış olmaları bakımından neler sayabiliriz? An bir harfi cerdir. Ebu değil de ne olurdu? Ebi olurdu. Öyle değil mi? Ebi, Eba, Ebu. İlletli beş isimden birisidir. Yakınlaştıralım. Ed kelimesi illetli beş isimden birisi. Vav'la yazıldığı zaman merfu olur. Şu an vav'la yazılmıştır. Merfudur. Merfu olarak yazılmamalı. Çünkü başında an harfi cer var. Mecrur olarak yazılmalı. Yani ya ile ebike olmalı. Fi yevmen değil, fi yevmin olmalı. Başka? Fi şeriketani olmaz. Nunun sağında elif değil, ya olmalı. Fi şeriketeyni, kebirateyni, nunların sağındaki elifleri silin. Onların yerine ya yazın. O zaman doğru yazılmış olur. İyi de niye böyle? Bu kelime tesniyedir. Tesniyenin cer hali nunun sağında elif değil ya ile yazılmasıdır. Tesniyelerde irab, isimlerde irab ile alakalı bir durum.
Şerike tani şerike teyni olur. Bunu anladım. Burada fi var da kebira tani niye kebira teyni oluyor diye düşünen varsa bu kelime şerike teyninin sıfatı olduğundan aynı irabı almak zorundadır diye hatırlatalım. Bil hafile tani bil hafile teyni bağır ki cirri tesniyenin başında olursa o tesniye nunun sağında ya ile yazılmak zorundadır. Unutmayalım. Tesniyeleri cer olarak yazacaksak, örneğin başında cer varsa o tesniye nunun sağında ya ile yazılmalıdır. Hafile teyni, kitabeyni, gale meyni. Malikun zeheb ile su ile harfi cer esugi cer etmiştir. Demek hangisi doğru? E şıkkı doğru. Diğerleri yanlıştır. Sıra geldi. Nereye? 11'e. 11. Muhlisan fi amelike diye devam ediyor. Noktalı yere ne koymalıyız? Mesela kâne olsa. Kânedir. Kâne oldu. Muhlisan. Muhlis oldu. Samimi oldu. Veya kün ol. Kün emri hazır. Ente gizli zamir. Fail olur. Sen ol. Sen ne ol? Muhlisan. Muhlis ol. Yani samimi ol. İhlaslı ol. Fi amelike. Amelinde, işinde, ey yaşap, ey genç, ey kişi de diyebilirsin, ey insan, fark etmez. Sen işinde samimi ol. Künle beraber, kün ve beraber böyle olur. Kün doğru seçenek olmakta. Yoksa ne olurdu? Kâne oldu idi. Kim? Ve gizli zamir. O idi. Nedir idi? Muhlisan samimi idi. Fi amelike. Sen işinde. Bakın kâne'yi seçersem kâne'nin zamiri gizli zamir hüve olur. İsmi olur. Muhlisan haberi mensuptur. Mensup haberi kâne'nin arkası fiildir. Haberini nasb eder. Muhlisan haberi ismine gizli zamir hüve. Hüve o demek. Üçüncü şahıs. Olamaz mı? Olabilir diyeceğim ama fi amelike burada ikinci şahıs zamiri var. Yani cümlenin ikinci şahısla alakalı olduğunu gösteriyor burası. Kâne dersen zamiri hüve yapmak zorundasın. O manasında. Ki bu nedir? Üçüncü şahıstır. Amel kelimesine geldiğinde ikinci şahıstan bir zamir var. Esasen buradaki ke ikinci şahısla alakalı bir cümle, bir fiil bulman gerektiğine işaret zaten. Kâne hüve muhlisan. O muhlis idi fi amelike senin işinde. Diyemiyoruz burada. Olmuyor yani. Dolayısıyla neden olmuyor? Zamirler arası kargaşa. İkinci şahıs, üçüncü şahıs kargaşası oluyor. Oysa kün emri hazırdır. Müfret, müzekker, muhatap, faili, zamiri, ente'dir. Ente ikinci şahıs zamirdir. Ente sen demektir. Ke de sen demek, sana, seni. İkinci şahıs zamiridir. Uygun yerler. Yekunu hüve olur. Yec'alu hüve olur. Ce'ale hüve olur. Biraz zamirle alakalı bir soruydu diyebilirim. B şıkkı bu yüzden yani. Zamir uyumundan ötürü. 15. İştera satın aldı. Kim? Ahmedu. Ahmet satın aldı. Ahmedün olmaz. Niye gayrimusarif? Ahmet satın aldı. Kim için? Li ümmihi annesi için. Ne satın aldı? Meful geliyor. Hatem. Yüzük satın aldı. Neyden? Min zihiri ile zeheptir burası. Min zehe bin. Zehep altın demek. Min zehe bin altından. Yani altından imal edilmiş, yapılmış bir yüzük annesi için satın aldı manasına geliyor. Ahmet annesinin altın yüzüğünü diyor ki annesinin altın yüzüğü demek için anne kelimesini muzaf yapman lazım. Altını da muzafın ileyh yapman lazım. Oysa burada öyle bir durum yok. Bir ümmihi kendi annesi için. Hi burada kendi annesi. Kendi manasında. Yani muzafın ileyh burada hatem değildir. Dolayısıyla annesinin altın yüzüğünü diyemezsin. B şıkkı D şıkkı doğru şık. C şıkkı Ahmet'in annesi altından bir yüzük satın aldı. Kim satın aldı? Ahmet'in annesi. Doğru mu? İştera müzekker bir fiil. Annesi nasıl satın alacak?
müennes olması gerekirdi. Fiil, faal, uyumu neticesinde. Öte yandan meful değil yani merfu olan, fail olan Ahmet'ü. Ahmet merfudur. Fail Ahmet'tir. Ne demek bu? Yani işi yapan Ahmet'tir. Ahmet'in annesi satın almadı. Dolayısıyla C şıkkı o yüzden yanlış. Ahmet annesine altın satın aldı. Yok, hatem diyor, yüzük var. Bunu niye çöpe attın? Yanlış. Ahmet'in annesinin yüzüğü altındandır. Bu şekilde bir mübteda haberde söz konusu değildir. D şıkkı doğrudur. 16. La neşrabu. Biz içmeyiz. Hayırdır, ne içmiyorsun? Nokta nokta nokta. Ne yapalım? Ne getirelim? İstediğini getir. Keyfin bilir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ne bilir peki? Bilen şey şu. El-Bahri kelime esra ile bitmiş. Öyle değil mi? El-Bahri ra'da esra var. Öyleyse senin bu noktalı yere getireceğin kelime ne olmalı? Harfi cer var mı şıklarda? Yok. Öyleyse muzaf olmalı. Seçeceğin kelime muzaf olmaya elverişli bir kelime olmalıdır. Hangi kelimeler muzaf olmaya elverişlidir? Evvela eliflamsız ve tenvinsiz olmalı. A şıkkında eliflam yok, tenvin yok. Olabilir. Demek ki bu şık olma ihtimali var. Elma eliflamlıdır. Demek ki bundan muzaf olmaz. Bunu çöpe attık. El kahvet eliflamlıdır. Bundan da muzaf olmaz. Bunu da çöpe attık. Ma-e bu muzaf olabilir. Yani doğru şık olma ihtimali var. Eşşaye eliflamlıdır. Bu da olamaz. Hangi şıklar olabilir? Ma-e. D şıkkı. Bir de A şıkkı var. Asira. Ya A'dır ya da D şıkkıdır. D şıklar niye olamaz? D'leri muzaf olmaya uyumlu değil, elverişli değil. Bu kelime, bu soru yani neyle alakalı? Muzaf, muzaf, bilehle alakalı. Temel şeyleri biliyor musun? Temel şey, muzaf olacak şey isim olmalı, eliflamsız ve tenvinsiz olmalı. Bu bilgiyi biliyorsan A ile D şıkkı arasında kalırsın, diğer şıkları elersin. Peki D ile A'ya gelince bundan sonrasını nasıl çözeceğim? A mı, D mi? Burası manaya kalmış. La neşrabu biz içmeyiz, içmiyoruz. El bahri deniz demektir. Şimdi asir sıkma su demektir. Mesela bir elmayı sıkmışsındır. Artık bir araç gereçle bir robotla. Elmadan su elde etmişsindir. Veya bir şeftali sıkmışsındır. Su elde etmişsindir. Yani meyve suyu. Asir bu demek. Sıkılarak elde edilen su. Ma'e ise normal bildiğin su. Musluktan akan su. Dışarıdaki ırmakta yer alan su gibi. Ma'ul bahr. Tabi la neşrabu. Neşrabu fiil. Nahnu gizli zamir fail olur. Ma'e mef'uldür. Ve aynı zamanda muzaftır. Ma'el bahri. Deniz suyu. Li'ennehu malihun. Li'ennehu. Çünkü o su nedir? Malihun. Tuzludur. Çünkü deniz nedir? Tuzludur. Ennenin ismi yani hu, malih ise ennenin haberi olur. Buradaki konu neydi? Muzaf muzaf müleyhi tespit edebilmek ve esir ile ma kelimesinin manasını bilebilmek idi. 19. soruya baktığımızda boşluğu hangi kelimeyle tamamlarsın sorusu var. Şöyle bir buraya da yaklaşalım. Buradaki soru neyle alakalı diyerek başlayalım. Gerçi sıfat demiş zaten. Hani ben sıfat olduğunu söyleyecektim. Meğer zaten yazmışlar. Sıfatlardan hangisi en uygun şekilde tamamlar? Zara ziyaret etti. Kim? Aliyun Ali. Zara fiil. Kale ba'e gibi ecref bir fiil. Aliyun faildir. Sadika mef'uldür. Aynı zamanda muzaftır. Hu onun muzaf ileyhi olur. Ali arkadaşını kendi arkadaşını ziyaret etti. Nasıl bir arkadaştan bahsediyoruz? Bu arkadaşı sıfat getireceksin. Yani mef'ule. Öyleyse mef'ul olan kelimeyi biraz incele bakalım. Sadika. Fethayla bitmiş. Yani mensup. Bunu görebilmen yeterli. Mensup olan bir kelime bul bana. Meri'vin datta esra var. Yani mecrurdur. El-meri'vu merfudur. Müştehidül merfu. Muhlis, mecrur, meriza, mensup. Aranan kelime E şıkkı. Niye?
Datta feta var. Yani bu kelime mensup. Sadika, kafta feta var. Yani bu kelime de mensup. Sıfat mevsuf ilişkisinde aranan bazı özellikler vardır. Her ikisinin de irabının tutması gerekir. Örnek olarak bunu söyleyeyim. Mensuf ne burada? Mensuptur, fethalı bitmiştir. O zaman getireceğin sıfat da mensub olmalı. Bu yüzden meriz seçilmiş. Hocam bunların her biri el meriz, elif lamlı oysa sadik elif lamsız ne iş? Sadik kelimesi kendi başına nekre evet ama an itibariyle neye bitişmiş? Zamire bitişmiş. Bir isim zamirle bitişik yazılırsa o isim muzaftır. Toparlarsak zamire muzaf olan kelimeler de nedir? Marifedir. Bu yüzden sadik marifedir. El merizli marifedir. Bir problem ortada yoktur. 17. 17. soru cevaplanırken nereden yardım almalıyım? Bir yerden yardım alayım. Neresi orası? 19. 19'da Zara Aliyun sadiqa hu Zara Halidun sadiqa hu olacaktır. Başka ne olsun? Yine hu olacaktır. C şıkkı. Değişen bir şey yok yani. Yukarıdan kopya aldım, çözdüm. Sınavda, sorularda böyle kopyalar vardır görebilenler için daima, her sınavda. Her sınav çok iddialı oldu belki. Tüm sınavlara girdik mi, girmedik. Şu ana dek girdiğim tüm sınavlarda ben bunu görebildim. Boş bırakılan yeri aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlarsak düzgün bir cümle olur. Yentehi bitiyor, inteha yentehi bitiyor, inteheye yentehi, infaale yenfe'al bitiyor ne? El-amu dirasiyu akademik yıl bitiyor. Dirasi akademik yani. Bari şehrin bir ay sonra bitiyor. Veya el-ula, el-evla, ed-darisu, ed-dirasu, tam olarak ne yazdığı belli değil. Dirasetu, saniyetu gibi seçenekler var. Dirasi akademik manasında. El-am yıl, akademik yıl. Eğitim, öğretim yılı bitiyor. Sona eriyor. Okullar kapanıyor manasında da diyebiliriz. Doğru seçenek 18'de nedir? B'dir. 19 yapmıştık. 20 Muhammed'in Muhammed nedir? Tacirun bir tüccardır. Boş bırakılan yeri en uygun neyle tamamlarsın? Tacir kelimesine bir sıfat aranmakta. Sıfat mevsuf sorusu bu. El-eminu olur mu? Olmaz. Neden? El-emin elif lamlıdır. El-ganiyu elif lamlıdır. Olmaz. Eminun olur mu? Evet olur. El emine olmaz. Bir kere elif lamlıdır. Sonunda nun fetal olması da ayrı bir problem. Ganiyen elif lamsızdır ama ganiyen yazmışsın. Ganiyun yazılsa idi doğru olurdu. Ama C de doğru olduğundan arada bir kargaşa meydana girildi. Muhammed'ün müptedadır. Muhammed nedir? Tacirun bir tacirdir. Haber burası. Habere sıfat arıyorum. Öyleyse haberin özelliklerini bilmem lazım. Tacir nasıl bir kelime? İsim fail tabi evvela de. İsim fail kalıbı ama bu önemsiz. Önemli olan müfret tesniye cemi müfrettir. Müzekker müennes müzekkerdir. Elif lamlı elif lamsız elif lamsızdır. Merfu mu? Evet. Bu özellikleri tutan kelime ne var? C şıkkında eminun, emin, güvenilir. Son derece güvenilir kişi. Eminun tıpkı tacir gibi elif lamsızdır. Başka merfudur tacirun ra ötreyle bitmiş merfu. Eminun ötreyle bitmiş. Bu da merfu. Her ikisi de müfret, her ikisi müzeker, her ikisi elif lamsız. Doğru seçenek bu yüzden C şıkkı olur.